Kural Öğreniyorum serisinin yeni bir videosuyla sizlerleyim. Biraz güldüm çünkü Kural Öğreniyorum'u 5 kere falan söyleyemedim, dilim dönmedi. Neyse, videoyu önce biz izleyelim. Bu 14. hafta, YLF'in Leipzig-Kings-Rainfire maçında. Rainfire ciddi bir baskı yapıyor Leipzig-Kings'e. Kings'in QB'si topu dışarı atıyor hakemler de grounding görüyor. Şimdi grounding nedir? Sonucu nedir? Bunlar hakkında konuşmak için bu videoyu çekiyorum. Çünkü intentional grounding hakkında çok fazla yanlış bilinen şey var. İşte QB topu dışarı atarsa intentional grounding olmaz gibi e, yanlış yanlış bilgiler var. Intentional grounding'in genel mantığından bahsetmek lazım. Eee QB'ler sek yememek için yani çünkü burada baktığın zaman 3 ve 8 oynuyor. Çünkü bir üzerinde 4 tane 3 tane oyuncu var. Kaçmak zorunda kalıyor. Deli gibi yard kaybetmiş. Sekiyememek için rastgele bir incomplete pas atamazsın diye böyle bir kural getirmişler. International grinding genel mantığı bu. Rastgele atılan pasları e, izin vermiyor. Aslına bakarsanız pasa attığı noktada tackle yemiş sayıyor. Intentional grinding'in cezası ekstra bir yard cezası yoktur. Topun elden çıktığı noktadan hak kaybıdır. Yani aslına bakarsanız sek yemişle aynı mantık diye düşünebilirsiniz. Sadece ne zaman interşal grandlik olmaz? Bir, interşal grandlik olması için dediğim gibi QB'nin topu e, sek yemekten kurtulmak için boşluğa doğru atmış olması lazım. Pasın atıldığı yerde bir receiver, eligible bir oyuncu, topu tutabilme ihtimali olan bir oyuncu varsa bu interşal grandlik olmaz. Çünkü olay oraya pas atmışa döner. Yani bu pas şurada düştüğü anda buradaki receiver bariz bir şekilde çok uzak olduğu için hala intentionalik seviyesinde. Ama bu oyuncu burada değil de şurada bir yerde olsaydı tamam yine uzak ama böyle deli divane uzak değil. O zaman bu pas kötü atılmış bir pas olarak değerlendirilebilir ve intentionalik verilmeyebilirdi. Normal bir incomplete pas olurdu. Dördüncü hakkı buradan oynardı. Ee, Leipzig hücumu. Birinci konu bu ikinci konu hatta ve hatta bunu şu şekilde vermem lazım bu pas atıldığı anda bence buradaki oyuncu şuraya doğru depar atmaya başlasa burada böyle kendini salmasa ve şuralara bir yerlere bile gelse tutamayacak bile olsa topa doğru zıplayıp en azından bu bölgede bir düşse hakemler buna yine interşal vermezdi bölgede receiver var. Yorumu yaparlardı Bu da böyle ekstra bir konu Yani receiver olarak da bunu aklınızda bulundurabilirsiniz İnternet'in konusu 1-2 Topu dışarı atma konusu ee, Topu dışarı atmanın hiçbir olayı yok Dışarı atarsan İnternet'in konusu olmaz falan gibi bir şey yok Sadece e, Box denen bir alan var Tackle'lardan geriye doğru Sonsuza kadar bir çizgi çekin ee, Oyun kurucu Bu box'ın dışına çıkarsa Tackle box'ın dışına çıkarsa ki Şu an itibariyle çıkıyor O Tackle'ın ilk baştaki bulduğu orada çizginin dışına çıkmış oluyor Buradan çıktıktan sonra e, topu line of scrimmage'in topun ilk kalktığı noktanın çizgisinin hayali çizginin ilerisine atarsa yere düşerse bu top line of scrimmage ilerisinde ve yere düşerse sahanın içinde ya da dışında olması fark etmez bu top, attığı topu. Top line of scrimmage geçerse bu intaçlı grandik olmaz. Yani burada attığı pas şuraya düşüyor ya ama line of scrimmage şurada ya 3 yazıyor bakın şurası line of scrimmage. Şurada herhangi bir yere düşseydi receiver olmasa bile burada hiçbir receiver olmasın. Hepsi ileride olsun sağ ee, buraya düşsün top. Receiver olmamaz, olmasa bile oyun kurucu tackle box'ın dışına çıktığı için ve top line sıkışımcı geçtiği için interaçlarına verilmezdi. Genellikle oyun kurucuları siz sahanın dışına atarken görüyorsunuz. Bunun da sebebi rollout yapan bir QB kimseye boşlukta bulamadığı zaman hemen sahanın içinde yere atmaktansa çünkü orada savunma oyuncuları var. Interception yapma ihtimali var. Sahanın ortasında yere atmaktansa sahanın dışında yere atabiliyorlar. Sahanın dışında line of scrimmage'i geçecek şekilde pasta atabilirsiniz. Interception engellemek için. sizin Genelde bu görülen şey bu. Bu yüzden de şey algısı oluşuyor. Topu dışarı atarsan interception olmaz algısı oluşuyor. Ama öyle değil. Olay burada topun line of scrimmage'i geçmesi konusu. Ee, bu şekilde de e, International açıkladığımı düşünüyorum. E, bu örneklere devam edeceğim. Kural açıklamaları şeklindeki seriye işte e, ikinci videomdu bu. Önümüzdeki günlerde bu tarz farklı bilinen yanlış bildiğini düşündüğüm detayı farklı olan kuralları gördükçe paylaşacağım. Videoyu beğendiyseniz beğenin. <laughs> takip ederseniz abone olursanız sevinirim. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.